Selamünaleyküm dostlar. Hayırlı akşamlar diyerek videomuza başlangıç yapalım. Gerek 3 Mayıs tarihinde Nikol Paşinyan'ın meclisteki açıklamaları, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde lideriyle görüşmesi, Putin'in sarayının vurulmasından sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Finlandiya'dan Ukrayna'ya dönme kararını ertelediği haberleri servis ediyor. Yine bugün bilindiği gibi Esad'la reisi görüşmüştü. Bunun gibi dostlar tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Günün 4. videosu, dolayısıyla ilk 3 videodaki aktardığımız haberleri tekrar etmeyeceğimizde not düşelim. İlk olarak bir önceki videomuzda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulos'la görüşmeye başladığını söylemiştik. An itibariyle o videodan bu yana basın toplantısı düzenlendi. Macron ve Christodoulos Fransa'da Elize Sarayı'nda çalışma emeği sonrasında basın açıklamasında bulunuyor. Burada Macron üstü kapalı olarak Türkiye'yi tehdit etmiş durumda. Macron görüşmede Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs meselesini ele aldıkları bilgisini paylaşırken şu açıklamayı yapıyor. Doğu Akdeniz'in tehditler ve tırmanış girişimiyle sarsıldığı, bu anlarda ise Fransa'nın diplomasi olsun, gerekse de askeri netlik konusundaki desteği konusunda Güney Kıbrıs Rum yönetimine güvence vereceğini not düşüyor. Yani dikkat ederseniz bu açıklamalar tabii ki de sadece Türkiye'ye özel yapılmış durumda, askeri açıdan da Türkiye'ye karşı tehdit savurmuş durumda. Aynı zamanda Macron görüşmede Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs meselesine uzunca değineceklerinde not düşüyor. Güney Kıbrıs ise Kıbrıs sorununun çözümü için Avrupa Birliği'nden destek beklediğini ifade ederken, Christodoulos ise Paris ziyaretinin önemli olduğunu, Atina'dan sonra ilk Avrupa Birliği üyesi ülke ziyaretinin Fransa'ya yapıldığını da not düşüyor. Diğer habere bakalım. Kosova Barış Gücü, yani KFOR bünyesinde görev yapan Türk ordumuz tarafından Kosova'nın güneyinde Türklerin yaşadığı Prizren şehrinde Ömer Prizreni Lisesi'nin 9 sınıfı yenilenerek Türk ordumuz tarafından hizmete açılmış durumda. Ordu Sivil İşbirliği kapsamında bu haberler servis edilmiş. Bilindiği gibi Kremlin, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuş ve bazı görüntüler basına sızmıştı. İran medyası da bu haberi şu şekilde servis etmiş. Ukraynalıların Vladimir Putin'e yönelik gülünç operasyonundan sonra Rusların Ukraynalıların altyapılarına ve mevzilerine yönelik ağır bir saldırısını mutlaka göreceğiz değerlendirmesi yapılıyor. Bilindiği gibi özellikle Rusya'da meclis başkanı artık Zelenski'nin öldürülmesi gerektiğini söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Finlandiya'nın Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu yardıma ilk yanıt verenlerden birisi olduğunu hatırlatırken kendilerine teşekkür ediyor. Bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Zelenski görüşürken Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de basın toplantısı düzenleniyor. Zelenski, Rusya uygulanan Avrupa Birliği yaptırım paketinin Finlandiya ile görüşüleceğini de not düşmüş durumda. Diğer haber ise şu şekilde. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın sabah saatlerine Almanya'ya vardığı haberini servis etmiştik. Kendisinin başbakanla görüşmesine ilişkin elimize görüntü geçmezken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesine ilişkin ise görüntüleri görmektesiniz. Resmi temaslar kapsamında Berlin'de Belaguer Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşüyor. Bilindiği gibi TCG Anadolu sabah saatlerinde İzmir'e demirlemişti. TCG Anadolu Alsancak Limanı'nda İzmirliler tarafından ziyaret ediliyor. Buradan da görüntü paylaşılmış. Bir yarım saat oldu. Ne kadar beklersiniz? Yarın sabaha kadar da beklerim kızım. Gerekirse burada düşüp kalıncaya kadar da beklerim. Yine Ruanda'ya gidiyoruz. Ruanda'nın batı ve kuzey eyaletlerinde dünden itibaren devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayma sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a ulaştığında not düşelim. Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı İran'ı ziyaret etmiş. Biz bu haberi yeni öğreniyoruz. Ziyaret dün yapılmış. Saat 18.11'de Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı İran'la işbirliği mesajı verirken, bilindiği gibi bugün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kendisi gibi katil özellikleriyle ön plana çıkan Esad'la görüşüyor. Tahran ve Şam aralarında tarım, doğal kaynaklar, deniz seyri sefer ruhsatı, havacılık, serbest bölge, petrol, deprem, iletişim ve bilgi teknolojisi alanında tüm bunların dışındaki stratejik işbirliği kapsamında 8 mutabakat zaptını imzalarken Esad, Suriye'nin anahtarını İran'a verdi değerlendirmesi yapılıyor.
Bugün hem İlham Aliyev hem de Paşinyan konuştu ki özellikle Paşinyan'ın konuşmaları çok ilgi çekici. Kendisi bazı itiraflarda da bulundu. Öncelikle Paşinyan'ın açıklamasıyla aktaralım. Paşinyan, Türkiye neden Ermenistan hava sahasını kapattı sorusuna Ermenistan'da açılan heykeli örnek göstererek bu heykeli yaptıkta ne oldu açıklamasını yapıyor. Kendisi heykelin tartışıldığını fakat heykele izin vermese vatan haini ilan edileceğini ifade ederken yine sahip olduğumuz vatanseverlik modeli ithal bir modeldir şeklinde halka tepki gösteriyor. Yine daha sonrasında bu gücü durdurmak ölümdür şeklinde kendisi açıklamalarda bulundu. Başlık başlık aktarıyoruz, uzunca aktarmayacağız. Megri'de yeni bir kontrol noktasının inşa edileceği duyuruldu. Ki tabi bu isim Megri ifadesi Ermenistan tarafından kullanılıyor. İran'dan Ermenistan'a geçişin 1 saat sürdü. Fakat Ermenistan'dan İran'a geçişin 3 ila 5 saat sürdü. Dolayısıyla Ermeni gümrük idaresinin tamamen kir içinde kaybolduğu ifade edilmiş. Burada bir banyo yok, köpekler bile o banyoyu kullanmaz şeklinde eleştiri yapılıyor. Bir diğer haberlerinde ise bana o kadar çok hain dediler ki korkmuyorum bile açıklamasını yapıyor. Paşinyan'ın açıklamaları gündem olmuş durumda. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise şu açıklamayı yapıyor. Ermenistan gerçekten bağımsız bir ülke olma şansını kaybetti. Resmi olarak değil ama fiilen bağımsız ve şimdi yeni bir sahip veya sahipler arıyor. Özellikle aslında burada üstü kapalı olarak Hindistan'a gönderme yapıldığında not düşelim. Ancak yakın tarih onlara bir ders vermeli. Bunu anlayacaklarını umuyoruz şeklinde Aliyev'in açıklamalarına yer verilmiş. Aynı zamanda Türkiye'den görüntüler görmektesiniz. Ermenistan Meclis Başkanı Elin Simonyan Ankara'dan video paylaşıyor. Karadeniz İşbirliği Zirvesi'ne Ermenistan Meclis Başkanı'nın da katıldığını not düşelim. Bir diğer haber, Amerika Ermenistan'dan Türkiye'ye uçuşların yasaklanmasından dolayı endişe duyarken Amerika üstü kapalı olarak yine Türkiye'yi tehdit ediyor. Amerika'da özellikle Senatör Menendez konuştu. Kendisi yaptığı açıklamada sözde Dağlık Karım'ın abluk altında olduğunu, Ermenileri insani yardım malzemelerinin neden hava yoluyla taşınmadığı sorusunu sormuş durumda. Kendisi ABD yardım kuruluşunu eleştirirken çoğu zaman pekmezden bile daha yavaş hareket ederler. Örneğin Karabağ'da Ermeniler için insani kriz daha kötüye gidiyor. Neredeyiz? Bakü ablukasıyla karşı karşıya kalan Ermenilere neden insani yardım malzemesi göndermiyoruz? Olaylara hızlı bir şekilde yanıt vermemiz, aynı zamanda temel nedenleri ele almamız gerekiyor değerlendirmesi yapılmış. Senatör Menendez, 40 milyon dolarlık yardım programından Ermenistan ve Karabağ'a ne kadar yardım sağlanacağı konusunda da yorum istiyor. Yine Ermenistan ve Hindistan'ın sağlık anlaşmalarıyla işbirliğinde yeni fasıl açmaya hazırlandığı da not düşülüyor. Böylelikle dostlar biz de haberlerimizin sonuna geliyoruz. Artık bugün yeni video yayınlamayız. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.